O kadar çok seviyoruz ki paradan para kazanma meselesini. Şimdi bir de sosyal medyada öncelikle şunu söyleyelim. Bir kere belgesi, yetki belgesi olmayan kişilerin yatırım tavsiyesinde bulunması suç, hapis cezası bile var. Ama bununla ilgili sosyal medyada çok fazla dolaşan isim var. İşte yatırım tavsiyeleri verenler var. Yine bunlara da tıklanmak suretiyle sadece halka arz değil de bütün borsa hisseleriyle ilgili de yine çeşitli, dediğim gibi az önce, yapay zeka ile de işte öyle yetkili isimlermiş gibi onların ağzından bir takım veriler oluşturularak yine yönlendirmeler yapılıyor. Bunun önüne geçilmesi için peki ne yapılması gerekiyor? Birincisi vatandaşın dikkatli olması gerekiyor ama bununla ilgili yaptırımlar ne olabilir önümüzdeki süreçte? Yaptırım zaten yani sürekli konuyla alakalı kanunlar çıkıyor. Kanunlar revize ediliyor. Hani tamam ama kanun suç işlendikten sonra devreye girebilen bir şey. Yani suç işlenmeden bunun nasıl önlemi alınacak? Çok net bir şekilde vatandaş birinci aşamada gerçekten uyanık olmak zorunda. İkinci aşamada da hani bu böbreği dalağı ağrıdığında arama motoruna girip de her şeyi yazıyor ya. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor diyor. Bir de orada gördüklerine inanıyor. Ne yapıyor? Bir araştırma yapıyor. Hani konu sağlıksa kendilerince yaptıkları araştırmayı konu paraysa da yapsınlar. Hani burada çok çok gerçekten çok dedim. Yani orada ben yatırım danışmanıyım diye sosyal medyada görünen adam kim? Hiçbir fikrinin olmadığı birinin verdiği yatırıma ne kadar güveneceksin? Yani onu mutlaka araştırıyor olmak lazım. O hesaplar çok hızlı bir şekilde açılıyor, çok popülermiş gibi görünüyor. Yani gerçekten muhteşem fırsatlar sunuyor. Yani dolandırıcılığın boyutu da çok çok muhteşem. Bakın bizim haberlerde karşımıza çıkan rakamlar küçük rakamlar. Yani küçük rakamlar dediğin 100-150 bin TL. Bakın 100-150 bin TL küçük rakam. Bir de görünmeyenler var. Haberlere çıkmak istemeyenler var. Dolandırıldıklarından dolayı utananlar var. Ve bunu bir şekilde görünmesini istemiyorlar. Orada ben Türk lirası konuşmuştum. Onun sonuna dolar ya da euro işareti koyabilirsiniz. Aynı rakamların sonuna. Yani dolandırıcılığın boyutu özellikle bu yatırım tarafında çok korkunç noktalarda. Ve bu gerçekten yetkinliği olmayan ve yetkisi olmayan kişilerin verdikleri bu tiyoların yanında, yani sahte tiyolar diyeyim, tiyoların yanında bir de çalınan hesapların üzerinden de yatırım tavsiyeleri sunuluyor. Yani burada gerçekten böyle bir topyekün düşünüyor olmak gerekiyor. Yani siber güvenlik tek başına düşünülebilecek bir şey hiçbir zaman olmadı. Son kullanıcı tarafında da olmadı. Yani bizim kendi paramızı korumamızın yanında arkadaşlarımızın parasını da koruma gibi bir misyonumuz var. Bunun için de güçlü sosyal medyalara ihtiyacımız var. Hacklenemeyecek ki bizim adımız kullanılarak herhangi bir dolandırıcılığa kurban gitmesinler. Birinin dolandırıcı olduğunu anladıklarında ya da fark ettiklerinde de hem onu gördükleri sosyal medya platformuna şikayette bulunarak şikayetlerini dile getiriyor olabilirler ve o şikayet ciddiye alınırsa zaten o hesap kapatılır. Ama gerçekten dolandırıcıysa ve elde delil de varsa ve dolandırılanlar da varsa bence kolluk kuvvetlerine mutlaka gitsinler. Çünkü dava dosyalarının birleştirilmesi çok kıymetli bir şeydir. Aynı konuda aynı kişi tarafından dolandırılan insanların dava dosyaları birleştirilirse o dava çok daha güçlü oluyor. Hani buradaki mağdurlar güçlerini birleştiriyor olabilirler. Ve o gözle biraz bence düşünsünler. Artı daha fazla kimsenin dolandırılmasına da engel olabilirler bu şekilde. Çok teşekkür ederim değerli katkılarından dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum. Davet için çok sağ ol. Teşekkür ederim. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.